Evet, birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili kıymetli bir şey var yine. Hemen onu da bir hatırlatmak istedim sana. Hadi konuşalım. Emir kipiyle ya da re, mez, miş, di ekleriyle çekimlenen kelimeler, sıfat, fiiller ya da fiiller. Bunlar mutlaka bitişik yazılır. Bu çok kıymetli. Hangisinde böyle bir yazım yanlışı var diyor. Kendini denedikten sonra benden dinle mutlaka. Doğum günü ayrı yazılmalı doğru. Bin parçalık yapboz almıştı. Bak, emir kipiyle çekilmiş fiiller. Kapkaç, yapboz, bunları mutlaka vur, al, beraber yazıyoruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ateşkes derken şuradaki emir kipi ile çekilmiş fiili görüyorsun. Doğu Trakya geri alındı demiş. Buralarda problem yok. Ne anlamı vardı beni bu kadar sık boğaz etmenin derken? Sık boğaz derken burada da sıkmak fiili emir kipiyle çekilmiş değil mi? O yüzden bunun da beraber yazılması doğru. Peki çek yat aynı şekilde. Fakat şurada ekinler olgunlaşmıştı artık. Biçer döver ile tarlaya girme zamanıydı derken burada sıfat fiillerin kalıplaşması söz konusu. İki sözcükte bir sıfat fiil örneği denebilir. Bunlar kalıplaşmış ve bitişik yazılmış olmalı. Yukarıdaki ekleri hatırlarsın. O yüzden bunların ayrı yazılmasında problem. Mutlaka uyur gezer, biçer döver gibi örnekler bitişik yazılmalı. Önemli olan bu kelimelerin ne olduğu değil de ne yapmamız gerektiğini bilmemiz. Eğer bir sıfat fiil grubuysa bu, ikisi de sıfat fiilden oluşmuş iki örnek varsa mutlaka böyle yazılmalı. Hatta bir şey daha söyleyeyim sana. Eğer can kurtaran bu örnekte olduğu gibi ikinci sözcük sıfat fiilse gene bitişik yazıyoruz. Ama birinci sözcük bitişikse, pardon, birinci sözcük sıfat fiilse güler yüz örneğinde olduğu gibi o zaman da nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Her ikisi de sıfat fiilse bitişik. İkincisi sıfat fiilse bitişik. İkisi de, pardon, birincisi sıfat fiilse o zaman da sözcükleri ayrı yazıyoruz. Notlarını al, her şeyi anladığından emin ol. Varsa sormak istediğin bir şey ya da bir örnek mutlaka yorumlarda konuşalım.